Metin yani. Ama enteresan olan nokta Emrah'la Gökhan'ın tanışması. Sınıfta. Ha. Bu Unchained My Heart. Ya. Onu bir... Ben evet. Bir anlatır mısın ya? Ya evet. Bir batı müziği dersiydi. Ben arkada... Buradan da Gökhan'a Unchained Allah rahmet eylesin okuyordum. Diyoruz. Hani yani öncelikle bu üstümüzdeki detayı da atalım. Tamam. Evet. Rahatladın mı abi? Buyurun. Devam edeceğim. Devam edin lütfen. Batı müziği dersindeyiz. Arkada ben böyle şiveli Unchained My Heart okuyorum. Evet. Gökhan da önde gülüyor. Yani daha tanışmıyoruz tabii filan. Neyse ders arası oldu. Geldi yanıma dedi ki ya abi sen evet. Öldürdün beni dedi ya. Yani gülmekten öldürdün beni dedi. Ya, yapmayacağım şimdi canım. Öldürdün beni gülmekten. Kimsin sen dedi ya. Dedim ben buyum abi. Sen kimsin ben de buyum. İyi güzel bir çay içelim mi içelim dedik. Başladık öyle işte. Bunlar çay içerken evet. Bana rastladılar. Evet. Evet efendim. Evet evet. Süper dinliyorum ben sizi. Bir taraftan tabii. SMS'lerimiz var. Evet. Çok yoğun bir şekilde SMS'lerimiz gelmiş. Onları okuyacağım. Buyurun lütfen dinliyorum. Ben anlattım abi. Nasıl? Anlattım. Demek ki dinlemiyorsun. Hayır dinliyorum. Ben size izleyicilerimiz bilgilendiriyorum. Çünkü benim elimde bilgilerim var. Ben sizi çok genel detaylarınızı çok inceledim ama istiyorum ki izleyenlerimiz de halkımız da. Hayır gerçekten daha fazla bir şey olsa anlatayım. Ama bu kadar. Anlattım ve bitti. Pekala. Marka adı zikretmeden, marka adı zikretmeden vesaire ama onu geçeyim ben, geçmek istiyorum. Peki 2071'li... O meyveli gazozdan mı bahsediyorsun? Evet. O meyveli gazoz reklamı çok tuttu, evet. Evet çok tuttu, pekala. Takmayacaksın, 2071 takacaksın. Müzikali nasıl başladı, nedir bu? 2071 müzikali evet. Şöyle başladı. Evet. Biz o zaman kimle tanışıyorduk? Kim? İşlerinden... Aslında Dikran abidir. Dikran Masis. Yani, aslında bu müzikalin hem finansı hem de prodüktörü oluyor değil mi? Evet. Dikran Masis Bey bizi buldu aslında. Evet. Dedi gelin dedi bunun müziklerini yapar mısınız? O zaman tabii ki bu bizim vitamin olayımız çok patlamıştı. Evet. Ve olay da komedi olduğu için, müzikal komedi olduğu için. Evet. Dinliyorum. Dinliyorum hayatım. Dinliyorum. Komedi olduğu için. Dinliyorum lütfen. Eyvallah. Siz... Buyurun. Ondan sonra müzikal komedi olduğu için biz de tabii komik müzik, aslında komik müzik değil de mizahlı müzik yaptığımız için evet. Bize geldi teklif. Dikran Masis Bey de dedi ki yapar mısınız? Tabii yaparız. Bu arada yaparken de oynadık. Tiyatroda oynadık, oynamış olduk. Ama önemli bir şey. Bir şansımız oldu. Rahmetli Cenk abiyi tanımış yani. Olduk. Onunla beraber vakit geçirmiş olduk. Değerli bir adamdı. İşte Rasim yani abi. Bütün hepsi tabii. Yaşıyorlar da ben işlerinden aramızdan ayrılan anlamında Cenk abiyi tanıma, tamam. Ölmeden tanıma şansımız, onunla vakit geçirme evet. Şansımız oldu. Süper Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Çok tatlı yani, bir adamdı. Allah rahmet eylesin. Evet. Süper bir durum. Bu arada efendim diyorlar ki Harun Duymaz, SMS'lerimizi okuyorum. Öncelikle programımız hayırlı olsun diyor. Konuklarınız da mükemmel diyor. Ve vitamin grubunu diyor görmekle çok mutlu oldum diyor. Sağ olsun. O güzel kıza da selamlar diyor. Vay be. Harun Bey'e teşekkür galiba. Ediyoruz. Emrah ve Selçuk abi bizi tüm vitaminler ekran başındayız diyor. Vitaminler ekran başındayız. Sağ olsun. Programlarınızı ve albümlerinizin devamını diliyoruz. Sizi çok abi. Özledik, çok seviyoruz diyor. Vitamincileriz biz diyor. Biz de onları çok seviyoruz. Öpüyoruz onları. Evet efendim. Alınlarından. Tempo Tatlıses ailesi başarılar diliyor efendim. Teşekkür ediyor sizlere sağ de efendim. Sağ olun, teşekkürler. Ben de bu arada bir teşekkür detaylarım var. Tabii ki sevgili yapımcıma, sevgili Ulu Bey Hekimoğlu'na ve sevgili Adem Bey'e ve genel koordinatörümüz sevgili Burhan Bey'e teşekkür ediyorum. Bana güvendikleri için, böyle bir program teklifiyle geldikleri için onlarla olmaktan ben de çok mutluyum. Seviyorum sizi. Sayın reji, sayın yönetmenim, sayın genel koordinatörüm, sayın müdürüm hepinizi seviyoruz. Tatlıses ailesinde olmaktan da çok mutluyuz efendim. Evet ne yapıyoruz? Bir şarkı söyleyelim mi efendim? Bence VTR'e girelim. VTR'e girmeyelim. Şarkı söyleyelim. Eradan bir şarkı alalım. Hadi bence VTR'e girelim. Derin girmeyelim. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık hayatım. Çok maalesef teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Eda'cığım mikrofonla bir düzeltelim mi hayatım? Şuradan sanıyorum. Evet. İyidir. Evet. Evet efendim. Ela'cığım senin bu motosiklet tutkun nedir böyle? Nereden geliyor? Nasıl geliyor? Ne oluyor? Hala biniyor musun? Ne tabii tehlikeli hala şey derken. Ya. Yaşım geçmiş gibi durmuyorum değil mi?
Hayır, ondan aynen sormadım. Biliyorum, yani çok uzun yok zamandır biliyorum. Yani ne bileyim, belki uslanmışsındır, o anlamda yok, söyledim. Yok. Uslanmadım. Hatta düştüm birkaç kere, yine uslanmadım. Kırdın mı bir şeyler, oldu yok, mu? Yok, kırmadım. Çok evet, şükür ufak tefek sıyrıklarla atlattık. Ama motosiklet çok başka bir şey yani. Ondan vazgeçilmiyor. Başka bir haz, başka bir duygu mu yani? Araba falan evet, gibi değil yani. O rüzgarı hissettikçe böyle özgürlüğü hissediyorsun. Çok iyi, pekala. Efendim, Emrah Bey'i yollayacağız. Emrah Bey'imiz, neyimiz var, neye gidiyorsunuz siz? Bizim biliyorsunuz işte müzisyen hayatı. Olsun, bir anda sahnemiz var. Çünkü terk etmiş demesinler. Ha, yok. İsim verebilir miyiz burada bir? İsim kullanamayız. Kullanamıyoruz. Peki, programımız mı var efendim? Programımız var. Hayırlı olsun. Yok, uzun bir süredir var devam zaten. Ediyor. Ve bu akşam da gitmek durumundayım. Evet, saat pekala. 9'da başlayacağım. Ha, evet, o yüzden dolayı ancak yetişeceğim. Çok teşekkür ediyorum. Ben kendi teşekkür adıma ederim. Yani Selçuklu tabii vitamin adına da, ama ayrılacağım için öncelikle kendi adıma teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı biz olsun. Biz teşekkür ederiz. Umarım dilediğin istediğin noktaya gelirsin. Çok teşekkür ederim. Sayenizde, sayelerinizde olacak. Sanatçı dostlarımızın, abilerimizin, hanımefendilerin, beyefendilerin sayesinde olacak, ama ben şunu söylemek istiyorum. Bana lütfen bir söz verin. Şu bu albümünüz çıktığında sizi tekrar konuk etmek istiyorum. Tamam. Seve seve, her zaman. Yani albüm çıktı kardeşim. Yok, aslında biz gerçekten çıkmıyorduk ama hani bizim için bir istisna hakikaten. Süper, bu program. Çok teşekkür ederim. Bundan sonraki basmadın program tahmin ediyorum albümden sonra olur. Çok iyi. Tamam. O arada başka program olmaz. Şahsım adına ve Etkin Medya adına ve Tatlı Ses Grubu adına teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben teşekkür Emrah'ımız ederim. Efendim, alkışlarla Selçuk oruyalım. Devam ediyor. İlk önce grup arkadaşımı öpeyim. Evet, peki. Kendine iyi bak. Çok mersi. Ela Hanım. Çok memnun oldum. Tekrar başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim sana. Sezgin'cim, sana alkışlarla da başarılar. Alkışlarla Emrah'ımızı uğurluyor. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık, başarılar diliyoruz. Ne güzel, tek kaldım. Vitamini tek yürüteceksin değil mi? Evet. Çok iyi. Peki, zaten biz bu vitaminin enerjisinin bitmeyeceğini biliyoruz. Bütün gelen SMS'lerde de bunu söylüyor. Biz SMS, biz vitaminciyiz diyor. Bir grubuz, evet, oturduk siz izliyoruz diyor yani. Çok enteresan bir şey. Evet. Almanya'dan gelen bir SMS bu. Hmm. Ve Ela'cığım, sen motosikleti kısa kestin ama ben evet, devam ediyorum hala. Tamam. Senin esas adın mıdır? Tabii, kendi ismim. Ela Senem Boran. Ha, seni mi kullanmıyorsun? Tamam, yok, kullanmıyorum. Niye kullanmadın? Ya çok uzun olduğu için sadece Ela Boran. Bir de o şekilde tanınıyorum. Doğru. Sadece o ismi kullandım şu anda. Doğru, doğru. O evet, yüzden. Ama güzel olmuş bence Ela evet, Boran. Çok sanatçı tamamdır ismi yani, olduğunu söylüyorlar. Doğru. Öyle mi geliyor kulağa? Ay, doğru, evet. Olumsuz bir şey olsa hayır ya falan filan da denir yani. Bu samimi olmak lazım. Ya sonuçta ismini değiştirmemen daha değil iyi. Değil mi efendim? Evet, evet, evet. Ben SMS'lerimizi tekrar hatırlatıyorum efendim. Sezgin yazıyorsunuz telefonlarınıza. Bir boşluk bırakıyorsunuz. 3969'a gönderiyorsunuz efendim. Bizi SMS'siz bırakmayın. Telefonsuz da bırakmayın. Çünkü sizler için burada enerji dolu, İnanılmaz şekilde daha bitmedi sürprizlerimiz, bitmedi VTR'lerimiz var, inanılmaz şeyler var, sürprizlerimiz var. Sırayla yavaş yavaş gidiyorum efendim. Telefon numaramı da tekrar ediyorum efendim. Telefona da bağlanabilirsiniz. Yurt içinden ve yurt dışından herkes arayabilir bunu, bu numarayı. 0592-211-9560 0592-211-9560 efendim. Evet. Peki, bir şey söylemek istiyorum. Çok enteresan bir şey yapmışsınız. Gökhan'ın vefatından sonra yaptığınız albümün hissesini üçe bölmüşsünüz. Evet. Onun ailesine de payını banka hesabına yatırmışsınız. Tabii. Biz bir... Bu ne güzel bir ulvi duygudur. Bu ne güzel bir düşüncedir. Tebrik ediyorum sizi. Biz madden yani çok enteresan bir şey. Fiziken biliyor musunuz? Gökhan'dan ayrılsak bile biz ruhen üçüz zaten. Üç kişiyiz yani. Ruh bile olsa üç kişiyiz. Yani bir tane Emrah'la ben burada oturuyorum evet, ya. Yanımda Gökhan var yani. Süper. Öyle düşünün. Biz de dedik ki yani buradan alacağımız bu parayı üçe böleceğiz. Peki. Ne yaptık böyle bir şey? Ben bir şey sorayım. Efendim. Gökhan'ın ailesi ne dedi bu duruma? Nasıl bir tepki verdi? Veya Gökhan'ın etrafımızdaki ailesi, insanlar ne tepki verdi? Ya aslında etrafımızdaki kişiler tabii olumlu baktı yani bu. Çünkü biz bunu şöyle söyleyeyim, prestij, pardon, çok özür dilerim. Estağfurullah. Bunu imzalarken Gökhan iki gün önce imzalamıştı ve iki gün sonra vefat etti. Aa, işte bu çok enteresan. Evet. Evet.
Çok enteresan. Ondan sonra vefat etti. Ve tabii ki o imza da var. İmza olmasa bile zaten. İyi Günler Türkiye değil mi bu albümün? İyi Günler Türkiye. Evet, albümün adı. İyi Günler Türkiye. İyisiz böyle.